TV8 8'de Sağlık programında tekrar merhaba. Ben Profesör Doktor Törün Özel. İzmir'den, İzmir'in Güzelbahçe semtinden hepinize selamlarımı yolluyorum. Bugün sizlere neden bahsedeceğim biliyor musunuz? Bugün benim branşım olan ortodonti nedir diye bir genel tekrar yapmak istiyorum. Herkes aslında biliyor ortodontiyi ama ortodonti kökenine baktığımızda Latince ortos ve dontos diye iki tane kelimeden oluşmuş. Ortos düz demek, odontos da diş demek. Yani dişleri düzeltme sanatı. Evet, diş hekimliği gerçekten bizim için bir sanattır. Ama biz bu sanatımızı icra ettiğimiz yer, mecra kimlerdir? Hastalardır. Ve hastalar bize kaç yaşında gelmeli? Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Aslında ben 7'den 77'ye herkesin ortodontik tedavi göreceğini insanlara bana sorduklarında soruyorum. Yani ilk daimi dişler yaklaşık olarak 7 yaşlarında çıkmaya başlıyor. 7 yaşından itibaren ortodontik tedavi için kontrollere bir ortodontiste mutlaka çocuklarımızı götürmemiz lazım. Ha bu şu demek değil. Hemen 7 yaşında tedaviye başlayacağız demek değil. Ama eğer bir ortodontik problem varsa bazen önleyici tedavilerle daha ileride büyük sorunları yaratacak problemleri ortadan kaldırabiliyoruz. Ve 7 yaşından sonra ortodontistinizin söylediği gibi 6 aylık kontroller ya da yıllık kontrollerle ya da bazen acil müdahale etmemiz gereken tedavilerde çok basit küçük müdahalelerle problemin büyümesini engellememiz mümkün. Bunları yapabiliriz. Peki erişkinlerde ortodontik tedavi yapılabiliyor mu? Tabii ki yapılabiliyor. Erişkinlerde yaş sınırı var mı? Diş olduğu sürece yaş sınırı yok. Benim mesela şu anda tedavi ettiğim en yaşlı kişi 71 yaşında. Ama ayrı bir güzelliği var 71 yaşının. Benim eşimin annesi, kayınvalidem. Dediğim gibi önemli olan tek şey ortodontik tedavilerde iyi bir diş fırçalama alışkanlığı, iyi bir ağız bakımının olması. Ben normalde hastalarıma günde 4 defa diş fırçalamasını söylüyorum. Bakın, şaka değil, haftada değil, günde 4. Niye 4 biliyor musunuz? Çünkü günde 3 defa yemek yiyoruz. Sabah kahvaltı, öğlen, akşam yemek yiyoruz. Ve bu yemeklerden sonra mutlaka diş fırçalamamız lazım. Bugün sizlere ortodonti hakkında genel bir bilgilendirme yapmaya çalıştım. Mutlu gülüşlerle, sağlıklı dişlerle TV8'de tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakınız.